Savunma Bakanı Hulusi açıklamalarına bakacağız. Dün kabine toplantısı vardı. O toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı bakan. Gündeminde Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak füze projesi, Amerika'dan yeni nesil F-16 temini ve tabii Karadeniz'deki mayınlar konusu vardı. Acaba hangi açıklamaları öne çıkıyor, neler söyledi bakan Hasan Uylaş aktarsın. Sultan dün yapılan kabine toplantısı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la gündemi değerlendirme imkanımız oldu. Tabii en sıcak başlık F16 kriziydi. Zira e, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400 krizi sonrası F35 programından çıkarılmış ve ödeme yaptığı 1 milyar 400 milyon dolar karşılığında e, Türkiye F16 talebinde bulunmuştu. E, geçtiğimiz hafta e, Dışişleri Bakanlığı ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye gönderdiği mektupta Türkiye'ye F16 satımı noktasında yeşil ışık yakmıştı. bunu dışişleri Bak Milli Savunma Bakanı Ulis Akar'a sorma imkanımız oldu. Bakan Akar bu konuya ilişkin F16'lara ihtiyacımız var. Bununla birlikte F16 elimizdeki F16'ların da modernizasyonu gerekiyor. Bununla ilgili yabancı askeri satışlar kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığındaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor ifadesini kullandı. E yine söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlarla olmakla beraber ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğinin altını çizdi. Bu uzun bir süreç. Temennimiz bunun olumlu sonuçlanması ifadesini kullandı. F-16'lara ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tabi bir taraftan da gözler Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş artık bugün 50. gününe girdi. Gözlerin çevrildiği nokta Mariupol'de burada yaklaşık 170 bin sivil mahsur kalmıştı. Sivillerin tahliyesi noktasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Türkiye'nin ara olmasını istemişti. Yine sürece ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem Rus mevkidaşıyla hem de Ukraynalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirilmişti. Ee, yine e, Mariupol'daki sivillerin talesi noktasında sorumuz oldu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a. E, o da Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz. Oradaki insanı durum son dönemde kötüleşti. Türklerle birlikte tüm sivilleri tahliye etme konusunda her türlü hazırlığı yaptık. İkili bir konu mevcut. Kentin bir bölümü Rusya, bir bölümü Ukrayna kontrolünde. Sonuç olarak biz insani bakımdan yapılması gereken ne varsa bunu gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz ifadesini kullandı. E, Mario Pol'daki sivillerin tahliyesi konusunda e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, e, tabii dönemde özellikle Karadeniz'i konuşurken e, serseri mayınları da konuşmaya başladık. Daha önce e, tespit edilen 3 mayın e, SAS timleri tarafından imha edilmişti. E, yine mayınlara ilişkin e, soruları da yanıtladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Serbest kalan mayınlara yönelik ortada bir takım rakamlar dolaşıyor. Bunları teyit etmek mümkün değil. Bu konuda bizim yapacak şey teyakkuz halini sürdürmektir ifadesini kullandı. Ee, yine gelen her ihbarı mayınlar konusunda değerlendirdiklerini belirtti Milli Savunma Bakanı. Mayınlar teşhis edilmesinin ardından emniyetli bölgeye çekilerek çevreye zarar vermeden etkisiz hale getiriliyor. Şu anda deniz trafiğinde herhangi bir sorun yok. Normal şekilde devam ediyor ifadesini kullandı. Ee, özetlemek gerekirse özellikle dış politikada gündem yoğun. Ee, gözler bir taraftan Mariupol'de ve Ukrayna-Rusya savaşında ancak diğer taraftan da e, Türkiye'nin Amerika'dan F-16 talebi olmuştu. Bu yönde ABD Dışişleri Bakanlığı kongreye gönderdiği mektupta F-16'ların Türkiye'ye satılması noktasında yeşil ışık yakmıştı. Ancak Milli Savunma Bakanı özette bu konuda ihtiyatlı yaklaşılması, ihtiyatlı olması gerekir uyarısında bulundu. Et Hasan Uylaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündeme dair açıklamalarını bize özetledi.